böyle bir niyette gitmedim. Onunla kim o? Değil, Victoria'yla konuşmak için gitmiştim. Alejandro'yu merak ediyordum. Bir dakika! Geliyorum çocuklar! Hoş geldiniz! Merhaba Firuze abla. Merhaba. Babamlar gelmedi mi? Daha gelmediler. Neredeyse gelirler. Siz geçin içeri. Onlar gelmeden yiyin için diye size cipsle kola hazırladım. Gerçi Betüş izin vermiyor zararlı diye ama bugünlük benden size izin, yiyin. Sağ ol. Hazır onlar yokken bizim seninle konuşmak istediğimiz gizli bir şey var. Öyle mi? Söyleyin bakalım. Betüş'le babamın bize kardeş yapmasını engellemek istiyoruz. Bize bebek nasıl yapılır anlatır mısın? Bunda bu kadar utanacak ne var Firuze abla? Hem senin 3 tane çocuğun var. Nasıl yapıldığını bize en iyi sen anlatabilirsin. Hadi hadi rahat ol. Senden öğrendiğimizi kimseye söylemeyiz. Çocuklar, bunu vakti gelince okulda anlatırlar size. Ama bu bilgi bize hemen şimdi lazım. Biz kardeşimizin olmasını istemiyoruz. Sen de bir yaramazla daha uğraşmak istemiyorsundur herhalde. Çıkarlarımız ortak. Bize yardım et. Ne olur. Peki. Ama üstü kapalı anlatacağım. Tamam. Şimdi anne ve babalar bebek yaparken hep yan yana olurlar. Nasıl yan yana? Ha ben anladım. Şu bebek yapma işi uzaktan uzağa olmuyor yani. Ama bu çok saçma. Babamla Betüş hep dibdebeler. Bu durumda her dakika bebek yapmaları gerekirdi. Tam olarak öyle değil. Yani bu işi yapmak için yalnız olmaları gerekir. Öyle herkesin içindeyken değil, baş başayken bebek yapılır. Ha, şimdi anlaşıldı. Yani onları evde yalnız bırakmayacağız. Tamam, Firuze pazar günü izinliyken biz de parka gitmeyeceğiz. O zaman hep yalnız kalıyorlar. Evet, bundan sonra pazar günleri dışarıya nöbetleşe çıkacağız. Ya bu da bir çözüm olabilir ama asıl mesele onları uykudayken yalnız bırakmamak. Çünkü bebekler en fazla o vakitler yapılır. Çocuklar, benim size anlatacağım bilgi bu kadar. Siz bu kadarına uyun yeter. Sağ ol Firuze abla, bize bu konuda çok yardımcı oldun. Bundan sonra onları baş başa bırakmayacağız. Çak çak çak. Çocuklar, siz niye derslerinize çalışmıyorsunuz bakayım? Hı? Siz gelmeden ödevlerimizi bitirdik baba. Aa, kulaklarıma inanamıyorum. Nereden geldi bu çalışma aşkı bakalım? Bundan sonra karar verdik. Ödevlerimizi erken bitirip geceleri sizin yanınızda oturacağız. Aferin size. Ya Ceren, ben çok sıkıştım. Tuvalete gidip dönene kadar onları sakın baş başa bırakma, tamam mı? Tamam, merak etme. Aa, Umur Bey bir arasana, biraz gecikti. Bu gece bize patronun mu geliyor baba? Evet Ceren. Ona bugün Betüş'le bir bebek yapmaya karar verdiğimizi söyledim, o yüzden geliyor. Ne alakası var? Şöyle alakası var. Umur Bey babanızın bir bebeği daha olacağına inanamamış. Hı hı. O da bundan emin olmak için sana sormaya geliyor. Evet. Aa, söylemeyi unuttum Betüş. Bu akşam anneannem de bize gelecekti. Annem mi? Nereden çıktı o şimdi? Siz işteyken aradı. O da bebek yapma kararınız için babamı kutlamaya gelecekmiş. Ay Betüş, görüyor musun? Yani şu annem ne kadar düşünceli bir insan, öyle değil mi? Bence Umur amcanın geleceğini duymuştur, ondan geliyordur. Ah anne, kim bilir yine neler karıştırıyorsun. Sen bugün bana dediklerinden sonra doğmamış bebeğimizi kutlamaya boşu boşuna gelmezsin. Hatta doğsa bile gelmezsin. Hayatım, sen annemin geleceğine niye sevinmedin? Yok canım, öyle bir şey yok. Ben birazdan dönerim canım. Abi, babam bebek yapacaklarını patronuna bile söylemiş. Bunlar gerçekten ciddi. Bakarız bir çaresine. Pembe rüyalar beyaz.